Ben geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi Haluk. Hazırlan, çıkıyoruz. Nereye? Gönül'ün kafasını dağıtmamız lazım. Teoga çok takılmış ve düşünmekten uyuyamıyormuş. Hadi kalk hazırla. Dominant teyze işte, ne olacak? Ya uzatma Haluk, hadi kalk hazırlan. Ya ben hazırım. Niye hazırlanacağım ki? Nereye gidiyoruz? Damatlıklarımı mı giyeyim? Ay tamam canım, lafın geç söyledim. Böyle gidebilirsin. Hadi kalk. Ya kalk. Geldi. Ya hazırım ben. Kalk. Merhabalar. Hadi bakalım. Hadi 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 oturuyorsun abiciğim, hadi gidiyoruz, hadi hadi. Ya nereye gideceğimizi bilmiyoruz daha. Gelin bir iki dakika oturun, nereye gideceğimize karar verelim, öyle çıkalım. Sonra arabada nereye gideceğiz diye bir saat tartışıyoruz. Gelin oturun. Ay, nereye gideceğiz canım? Bir yemeğe falan gideriz işte, hadi kalk. Şey yapalım ya, sushi yemeye gidelim. Vallahi en güzel, sen seversin Gönül. Sushi yiyelim mi Halim? Evet. Ben sushi'ye gitmem. Ben doymuyorum öyle şeyler yediğim zaman. Bana her şey uyar. Kebaba gidelim. Ya bir şey söyleyeceğim. Boğaz'a gidelim. Süper fikir. Vallahi gidelim Boğaz'a, böyle fıstık gibi bir balık ha? Yok, ben balıkla da doymuyorum. Ben böyle dürüm yapmadığım zaman doymuyorum. Bu Çin yiyelim. Oğlum sen ne entel dantel adamsın lan. Çin yemeğini dürüm mü yapacağız? Tabii abi. Pekin ördeği söyleriz. Pekin ördeğini böyle güzel böyle bir dürüm yaparsın abi. Böyle hop 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 yersin. Ha ördek, süper. Ördek ne lan? Kebap diyorum ben. Buldum. Ne? Çok iyi bir fikrim var. Acayip de eğleniriz. Ne? Söylesene. Hazır mısınız? Hazırız. Sıkı durun. Ha? Hadi. Bowling oynamaya gidelim. Harika fikir. Şahane fikir. Bayıldım. Rezalet bir fikir. Oyun bozanlık yapma Haluk ya. Bir kere oyun bozanlık yapma ya. Ya bir insan bowlingde nasıl kafasını dağıtabilir? Böyle 60'lardan 70'lerden kalma ayakkabılar, palyaço gibi oluyorsun. Sonra böyle parmaklarını küçücük deliklere sokuyorsun. Ne yani? Çok eğlenceli Haluk. Nasıl eğlenceli olabilir ki? Yani şişeler devrilince nasıl eğlenilebilir ki? Yani biz küçükken şişeleri devirdiğimiz zaman dayak yerdik. Belli senin çocukken çok dayak yediğin. Çok da dayak atardım ama. O da belli. E hadi kalkın ama ya, birazcık kafa dağıtalım. Evet. Ya bowling bir kere kafa dağıtmaz ki. Ancak insanın kafasını bozar. Allah aşkına Haluk. Bowling insanın kafasını nasıl bozabilir bir anlatsana. Bir kere o şişeleri deviremediğin zaman o ekran seninle alay ediyor. E biliyorsun işte oyun abi. İşte bildiğim için gitmek istemiyorum. Bilmesem giderdim. Daha önce bilmeden gitmiştim. Ve çok eğlenmiştim. Hadi Haluk hadi. Hadi nazlanma. Bu sefer de benim için gel. Hadi evet. Biraz kafa dağıtmak istiyorum. Hadi 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 hadi. Hadi. Siz bensiz gidin. Niye? Sensiz olmaz. Sen olmazsan eğlenemem ben. Ne alakası var şimdi? Çünkü dilini arı soktuğu zamanki konuşman geliyor aklıma. Kesin gelmiyorum yani. Artık hiç gelmiyorum. Hadi, 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 hadi. Bütün gece benimle uğraşacaksın. Hadi abi be. Hadi, şimdiden başladı. Uğraşacağım. Hayatım boyunca birbirinize uğraşsın zaten. Kalk kalk kalk. Hadi hadi kalk, hadi. Gönül için gidiyorum. Evet hadi hadi hadi. Hadi. Bir dakika, iddialı oynayacağız. İddialı oynayacağız. Tamam mı? Hadi, İddialı hadi, oynayacağız. Hadi, 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 hadi. Ah. Ah. İnanamıyorum Haluk sana. Bizim şu anda eve geliyor değil, hastaneye gidiyor olmamız lazımdı. Hastaneye falan gidemem be. Ne demek gidemem abiciğim ya? Böyle saçma bir şey olur mu Allah aşkına? Yani parmakların zarar mı görürsün Haluk? Haluk'cum bak, parmakların şişerse hiç çıkaramayacağız. Ne olur laf dinle. Hiçbir şey olmaz. Ben kendim çıkarırım bunu. Biraz zaman ver. Bana ver. Dur bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dur, bir dur, dakika. Dur. Dokunma. Parmakların incinecek Haluk. Sen sus Mertem. Senin yüzünden zaten bunlar. Bu parmaklar lavaş saracağına gidip böyle abuk sabuk deliklere giriyor. Hani her şerde bir hayır vardır. Vallahi senin yüzünden Teo filan unuttum. Bir şey söyleyeceğim. Fazla uyuyamadım ya, böyle bir hoşum yani. Hatta dilini arının soktuğunu bile unuttum. Ay uykusuzluk bana bir tuhaf işler yaptı çocuklar. Ay. Oh. Ay Haluk. Hadi gel hastaneye gidelim. Ne olur hastaneye gidelim ya. Hayır hastane falan yok. Ben kendim hallederim. Bir açayım, ben açayım, ben açayım. Hadi aç. Haluk önce istersen biraz ittir. Ay, ittir Haluk, ittir. Ölmek zorunda çok bir açayım. Geldik Haluk abi. Bu ne? Topu keseceğiz. Saçmalamayın, kesemezsiniz. Ay Haluk, ay, ay. Hayır, hayır, hayır.
Hayır. Keseriz yenge. Kesmek bizim işimiz. Hangi filize takayım? Kesemezsiniz. Haluk Yürü, hastaneye gidiyoruz. Ya hastaneye falan gidemem ben. Ya niye gidemiyoruz hastaneye? Yürüsene. Tıbbın yapacağı bir şey yok yenge. Metin ol. Çalıştır Şükrü. Nasıl ya? Bir dakika. Parmaklarını mı keseceksiniz? Aa, Tuna ya. Saçma sapan konuşma. Tuna, Haluk yürü, hastaneye gidiyoruz. Ben hastaneye falan gitmiyorum. Şükrü, onu takamazsın ben... hiçbir yere. Yürü. Ben hayır. Haluk oğlum, ben şantiyeye gidiyorum. Ya ne yapacağım? Hastaneye gidiyorum. Haluk, bir dakika sakin. Haluk, Haluk. Evet, geçmiş olsun. Nedir merhaba problem? Şöyle ki, bu Teok annesinin kafası dağılsın diye bowling oynamaya gittik. Sonuç. Kaç hatası var çocuğun? Her şey, deneme sınavları iyi geçti. Bizim kız Türkçe sorularında zorlanıyor. Bizimki de inkılap sorularında. Bakın, biz o konuda çok iyi bir hoca bulduk. Ben size onun telefonunu vereyim ama. Ay, versenize. Nasıl ben bunu? Pardon, benim parmaklar... Haluk, bir şey numara alayım. Günde kaç soru çözüyorsunuz? Aslında hedefimiz 300 ama daha oralara ulaşamadık. Biz günde 500 çözüyoruz. Ama tek sorun benim nöbette olduğum akşamlar. Bakın, eminim şu anda evde hiçbir şey yapmadan öyle duruyordu. Al işte. Ama ben yarın akşam ona bunun hesabını sorarım. Hocam, ondan önce biz şu sorunu bir çözsek. Aman, o da sorun mu canım? Bakayım. Evet. İsim neydi? Haluk. Haluk Bey, siz bu toptan ne istediniz? Niye bırakmıyorsunuz? Bırakın başkaları da oynasın. Alıp eve götürürsünüz. Evet, bakalım. Acıyor mu? Evet. Parmaklar deliklere sıkışmış. Bilardo mu oynuyorlarmış? Delik diyoruz Yakup, delik. Bilardo, Amerikan bilardosu. O da deliklerle oynanıyor. Adam hasta etme Yakup. Evet, şimdi sıkışan parmaklara şırınga ile bulaşık deterjanı enjekte edeceğiz. Topu şöyle kalp seviyesinden yukarıda tutacağız. Siz de parmaklarınızı yavaş yavaş oynatmaya çalışacaksınız. Tamam mı? Tamam. Yani bu oyunumuz kıldan ince tıp karşısında. Evet. Ama şu da var. Çocuklar konuları öğrenmedi daha. Bana mı dediniz? Evet. Çocukların öğrenmediği konular var diyor. Bu sene öğrenecekler. Bizimkiler etüt merkezine gidiyorlar. Bizim eve hoca geliyor. Parmaklar kurtulacak mı? Dert etmeyin Haluk Bey. Bakın sadece 3 parmağınız sıkışmış. 7 parmağınız daha var. Bardağı biraz da dolu tarafından bakmak lazım. 7 parmak size yeter. Gördünüz mü? Hem de babasıyım hem de espri yapabiliyorum. Tebrik ederim, vallahi tebrik ederim. Gönül, Gönül ben fena almaya başladım. Beni kan tutar biliyorsun ya. Tunacığım, o kan değil ki, deterjan. Ama ne bileyim ya, Meltem böyle yeşil yeşil uzaylı kadın gibi geldi. Gönül, vallahi fena almasın. Gerçekten. Ya. Şeyim gitti yani, ya. Yani Haluk'cum geldik, senle mi uğraşacağız? Dur, hareket ediyor. Hadi, hadi Haluk. Çek, çek. Hadi Haluk, dur şuraya. Yavaş. Evet. Ay. Nefes al, nefes almayı unutma. İyi misin? Şişmiş mi parmakların? Bakalım bir. Şöyle dolma gibi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır. Ayrı dümen tutarız. Bu evde sır dolu şu halimiz.